Selamlar herkese. Yeşil Yapı'ya bakıyoruz. Bir takipçimiz istedi. Şimdi Yeşil Yapı'da güzel tesadüf oldu. Burada bir formasyona başlıyor. Hem bu formasyonun da ne olduğunu, bu tür formasyonların ne işe yaradığını da söylemiş olacağım size. İyi olacak bir yerden. Bu tesadüf bayağıdır. Çünkü şey görmüyordum ben. Bu formasyonu görmüyordum. Baktığım listelerde de denk gelmemiştim. Şimdi Yeşil Yapı'nın 3 yıllık bir düşen trendi var arkadaşlar. Bu düşen trendi 3 yıllık trendi kırmış. Buralarda 80 kuruş seviyesinde zaten. Artık onun da bayağı bir üstünde. 80 kuruşun. Onun dışında bir çanak yapmış. Gördüğünüz gibi. Çanağı da katlamış. Çanaktan çıkarken bir golden cross olmuş. Golden cross. Şurada artı görüyorsunuz. Bir golden cross olmuş. Bir sinyal vermiş yani. Ben uzarım arkadaş diye. Uzamış. Yani maşallah sinyallerin hepsi de tutmuş. Hep onayı almış. Ve kazandırmış yatırımcısına. İnşallah hepsi de çok çok paralar kazanmıştır. Şimdi arkadaşlar fakat artık dikkat edilmesi gereken bir noktaya doğru gelmiş. Nedenini söyleyeceğim. Birazdan. Önce şöyle bir ekrana yerleştirelim güzelce. Şimdi bir. Bu arkadaş çıkarken arkasında iki tane gap bırakmış arkadaşlar. Görüyorsunuz 83 ve 86 kuruş aralığında bir gap. Büyük bir gap yani 3 kuruşluk. Neden büyük bir gap? Çünkü 1 lira olduğunu varsayalım için. %3'lük bir boşluk yapar bu da. Bu da büyük bir boşluktur. Hele yani 80 kuruşta falan artık yüzde kaç oluyor? 4,5 falan 4 küsur oluyor. Gap'in büyüklüğü. Büyük bir gap bırakmış. Üstünde bir gap daha bırakmış. Bu gap'ler dikkat edilmesi gereken şeyler arkadaşlar. Bir dikkat edilmesi gereken şey de filama. Görüyorsunuz bir filamanın sapı burası. Yani sapı nerede? Ta 66 kuruştan başlıyor. Bir filama yapmaya başlamış. Şurada beyazı takip edin. Gözünüzde ben imleci üstünden geçiriyorum. Bir filama yapmaya başlamış. Şimdi filamalarda beklenti, yani beklenti demeyeyim. Filamalar şöyle davranırlar. Eğer akım alttan geliyor ise filama çıkışında üste bir kırılım beklenir. Üstten geliyorsa alta bir kırılım beklenir. Fakat böyle olur mu? Olmayabilir. Bir tuzak da olabilir. Alttan gelip alta da kırabilir. Veya üstten gelip üste de kırabilir. Tam tersi de olabilir. Bu yüzden traderlar filamaların içinde işleme girmezler. Anlatabildim mi? Yani bu yüzdesel bir şey. Alttan gelenlerin yüzdesine bakıyorsun. Ya genelde üst, alttan geliyorsa akım böyle bu şekilde genelde üste doğru gitmiş. Ama bu şey yani tamamen gözleme dayalı yüzdesel bir şey. Ama bu bir kaide değil. Zaten borsanın kaidesi olmaz. Her an her şey olabilir borsada. Şimdi eğer bu bir filama ise dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü bu filamayı yaparsa eğer yani bayrağa da dönebilir bu. Bayrak olursa da şöyle olur arkadaşlar. Yanlış olduğunu aldık. Bayrak olur. Bak gene oraya gittik. Neyse şunu biraz ayıralım da. Hamuktan sıça çıkmış ondan oraya gidiyor. Bayrak olursa da şöyle bir formasyona dönebilir. Mesela bayrak olursa da. Ama bu fark etmiyor yani. Gene bayrağın sapı kadar beklenir. Ama bayrak ve filama arasında hani öyle çok şeklen bir fark var. Prensipleri olarak çok bir fark yok. Şöyle koyalım gene. Şimdi ne demiştik? Filamalar dikkatli olması gereken formasyonlar. Çünkü filamaların kırılım yönleri garanti değildir. Aşağı veya yukarı. Bilemezsiniz. O yüzden traderlar filama yapmaya başlayan kağıtlardan bir miktar izlerler. Nereye kadar izlerler? Çıkış yönünü görene kadar izlerler arkadaşlar. Mesela bu geldi, buradan geldi, böyle 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 böyle. Burada hakikaten yukarı çıktı mesela. Ne var yukarıda? 1.11. Şimdi bir trader bunu izler abi. 1.11'in üstünde bir kapanış görürse bir daha bu filama formasyonunun tamamına ereceğini düşünebilir bir trader. Ona göre de bir strateji yapar. Stop loss'unu koyarak. Ve bir trader'ın elinde bu kağıt varsa o zaman da şöyle düşünebilir. Mesela burada aldı kağıdı. Burada aldı. İşte 80 kuruşta aldı falan. Şöyle düşünebilir. Ya bu bir filama yapıyor. İki tane stratejisi var yani bunun. Bir filama yapıyor. Bir bekleyelim. Bekler abi. Bekler. Belki şuradan 15, 10 kuruş, 5 kuruş kaybeder.
kırılım bekler. Kırılım aşağıda olursa stopunu koyar. İşlemi kapatır. Kar zarar. Trader için fark etmez. Yani stopunu koyar. İşte bu stop noktalarını ve bekleme aralıklarını belirlemek için bu flamalar işe yarar. Burada da bir flama oluşumu var. Nihayetine erer mi? Bu bilinmez. Her an her şey olabilir. Ama flamalarda dikkatli olmak gerekir genelde. Flama yönünü hiç garanti olmadığı için, ne tarafa gideceğini garantisi olmadığı için burada bir gözlem gerekir. Şimdi aşağı seviyelerde dirençler belli zaten. Şey destekler, onları verelim. Aşağıda Fibo düzeltmesinin kendisi bir destek. 94 kuruş. Şurada boşluklar var. Boşluklara gelirse eğer çok çabuk geçilecektir. Ve 83 kuruş 0.5 Fibo desteğine yol alacaktır. Ama o güne kadar esas güçlü destek o güne kadar muhtemelen 50 günlük 70 kuruşlara yakın olacak ve esas güçlü destek 70-71 kuruş seviyelerinde gözüküyor. Yukarı kırılımlarda yani flama yapar veya flama yapmaz da yukarı doğru bir tırmanış yaparsa dirençlerde 1.11 ve 1.33 gözüküyor. Tabii bir ara direnç var. Onu da çizmedim ben ama yani yine 1.20 seviyesinde bir ara direnci var. Bu ara direncin pek kuvvetli olacağı belki çok kuvvetli olmayacaktır ama takip etmekte fayda var. Bu dirençleri. Şurada bir direnç var arkadaşlar. Burası da bir direnç. 1.21 hatta 20.21 diyelim. Düz çizebildiysek bir kuruş yanın şey bir kuruş kavisi çizmişiz. Şimdi bakalım. Evet, 1.21'de bir direnci var. Bu dirençlere ve destek noktalarına dikkat etmek lazım. Strateji kurarken bunları düşünmek lazım. Yeşil yapı ile ilgili söyleyecek başka bir şeyim yok. Teşekkürler. İyi akşamlar.